Vatandaşın gerçek gündemi ise burada yatıyor efendim daha çok. Ulaşıma zam. Şimdi İstanbul tetikler, tüm Türkiye'ye yayılır. Hep böyle bir hava vardır. Her şeyde böyledir. Önce İstanbul'da zam olur, ardından diğer şehirlere yansır. En fazla birkaç büyük şehir öncesinde zam yapmıştır İstanbul'dan. Her zaman bir mercek tutar. Mega kent, işte en büyük nüfus. Türkiye'ye dair bir mesaj verilecekse buradan çıkar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta, bir UKOME yapısı var bildiğiniz gibi. O UKOME yapısı içerisinde bakanlık yetkilileri de var. Bakanlık yetkililerinin de neredeyse oy vermediği hiçbir şey geçmiyor. Biliyorsunuz ek taksi istiyor İBB, yok. En fazla dolmuşu çevirebiliyorlar. Çok izin çıkmıyor. Oradaki yapı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra hali değişti. Değiştirildi. Şimdi %50,5'luk bir zam İstanbul'da ulaşıma geldi. Taksiler ise indi bindi ücreti şimdi 35-40 lira seviyelerinden 70'e geldi ama taksiciler buna da itiraz ediyorlar. O yüzden bugün yaya kaldık diyoruz ya, tam da bu ulaşım zammına atıfla mesajlarınızı okumaya da devam edeceğiz. YouTube'da da soruyoruz efendim fikirlerinizi. %70'lik zamlı, daha doğrusu indi bindinin o seviyelere gelmesine dahi itiraz ediyor taksiciler. Akaryakıt zamlarını ortaya koydukları için. Şimdi kim haklı diye sorduk. Taksiciler mi, müşteriler mi? Yani taksi kullanan vatandaşlar mı? Görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak. Ama biz cebimizin gerçeklerine eğilmeye başlıyoruz. Teklifi UKOME'nin oylarına sunuyorum. Kabul edenler. Beklenen toplu ulaşım zamı İstanbul'da da yapıldı. Otobüs, taksi, servis ve Marmaray biletlerine %51,52 zam geldi. Zamı beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti. İDEM'in otoparklarına ve çekicilere bir zam teklifimiz var. Devam edelim. Geçtiğimiz günlerde görüşülen toplu ulaşıma zamda UKOME'den bir sonuç çıkmadı. Yeni UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe Başkanlığında toplandı. Gündemde yine toplu ulaşıma zam vardı. Toplantıda toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma %51,52'lik zam geldi. Yeni zamlar metro ve metrobüslerde 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanmaya başlayacak. Kabul edilen teklifle tam bilet 9,9 liradan 15 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen bilet ücreti ise 7,09 liradan 10,74 liraya çıktı. Tam abonman ücreti 777 lirayken yeni zamla beraber 1177 lira oldu. Öğrenci abonmanı da 140 liradan 212 liraya yükseldi. Marmaray'da en kısa mesafe ücreti 15 lira, en uzun mesafe ücreti 33 liraya yükseldi. Marmaray yani tren, metrobüs, metro, bir de yanında taksi. Zamı beğenmediler, toplantıyı terk ettiler. Şimdi taksiciler adına biliyorsunuz Eyüp Aksu odanın başkanlığını yapıyor. Neden toplantıyı terk etti? Tepkisi kimeydi? Çünkü orada bakanlık yetkililerinin de yani bu talebe izin vermediği ortada. Dolayısıyla orada bakanlık yetkililerinin, iktidarın ağırlığı UKOME'de öyle fazla ki Ekrem İmamoğlu başkanlığının yürüttüğü belediyede bir karar alırken bile 13-14 defa reddediliyor. Şahit oldunuz bunlara. Şimdi dolayısıyla burada eleştirinin hedefi neresi, o soruyu sormak lazım. Sözcü televizyonu mikrofonu uzattı kendisine. Toplantıdan çıkar çıkmaz bakın neler söyledi. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Biz bu zamı kesinlikle kabul etmiyoruz, uygulamayacağız. Böyle bir zamla çalışamayız. Kamu hizmetinin aksamasına ilişkin hususlar olursa tüm kamu otoriteleri bunun da gereğini yapacaktır. Toplu ulaşım ücret tarifesinin artış oranında YDM'nin otoparklarını ve çekicileri... İstanbul'un taksi sorunu bitmiyor. Bu sefer de taksimetre fiyatlarında anlaşılamadığı kriz çıktı. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıyı terk etti ve taksici esnafı yeni bir krize imza attı. İstanbul'da bugün toplu ulaşıma %51,52'lik zam geldi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise bu zammı kabul etmeyerek taksimetre ücretlerine %70'lik zam istedi. Peki Aksu toplantıyı neden terk etti? Toplantıda gerginliği tırmandıran ne oldu? Aksu Sözcü Televizyonu'na konuştu. UKOME toplantısında şunu anladık ki bütün kurumlar anlaşmış. Esnafın dediği hiç dikkate alınmadı. Esnaf hiçe sayıldı. Ve
%51,52 oranında ulaşım sektörüne zam yapıldı. Biz bu zamı kesinlikle kabul etmiyoruz, uygulamayacağız. Böyle bir zamla çalışamayız, bu mesleği devam ettiremeyiz. Biz masadan kalktık, red oyu kullandık. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıdan çıkar çıkmaz soluğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda aldı. Oda başkanlarıyla toplandı. Akaryakıta en son zam aldığımız tarihten bugüne kadar yaklaşık %66 oranında zam yapıldı. Yedek parçaya, işçiliğe, araç fiyatlarına %200'ün üzerinde zamlar yapıldı. Biz de bu mesleği sürdürülebilirlik adına, mesleği devam ettirebilmek için en az vatandaşımızı da düşünerek en az %100 oranında zam talep ettik. Bakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Buğra Gökçe, taksiciler odasının %100'ün üzerindeki zam talebine ne cevap verdi? Esnafımızın bir serzenişi var. Esnaf tabii %100 ve %200 oranında zamlar bekliyor. Bunun da gerçekçi olmadığını söylemek lazım. Esnafın bu anlamdaki mağduriyetlerini giderebilmek için minibüste, serviste ve takside belli oranda iyileştirmeler de yaptık. Normalde indi bindi oranı %50'lik zam ile 60 lira seviyesine gelmesi gerekirken taksinin indi bindisini 70 lira olarak düzenledik. Taksiciler Odası'nın 2 saatlik toplantısından UKOME'den çıkan zam oranı yerine kendi belirledikleri fiyatları uygulama kararı çıktı. Esnaf Odası başkanlarımızla beraber bağlı bulunduğumuz İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde toplantı yaptık. Aslında bu bizim tarife değişikliğini İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği verebilir. 5362 sayılı kanunda esnafın tarifesini birlik belirler diye bir kanun var. Biz UKM'nin aldığı kararı kabul etmiyoruz. Açılış ücretlerine en az %70 oranında zam yapılması, kilometre ücretlerine en az %70 oranında zam yapılması, bekleme ve indi bindi kısa mesafe ücretine de %100 oranında en az zam yapılmasını talep ettik.